Herkese merhaba. Yeni bir gitar dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kullandığım akor ve şarkı notalarını müzik eğitmenim Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlerle akor konusuna geleceğiz. Şimdi arkadaşlar, akor nedir? Akor, isimleri farklı en az 3 sesin aynı anda tınlatılmasıyla oluşan ses bütünüdür. Peş peşe çalındığında gibi çalınırsa bunun adı arpej. Aynı anda çalınırsa da buna akor diyoruz. Neymiş? Peş peşe çalınırsa arpej. Aynı anda çalınırsa akor oluyor arkadaşlar. Şimdi dizilerde nasıl akor elde edilir? Dizi belirli kurallara dayandırılarak bir araya getirilen seslerin oluşturduğu sistem. Dizi en az 8 tane ses oluyordu, unutmayın. Bunların da tabii ki bir kuralı var. Diziler müzik tarzlarına göre çok çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır. Klasik müzikte kullanılan majör ya da minör. Biz zaten gitarda majör ve minör akorları kullanacağız. Caz müziğinde kullanılan ve majör diziden türetilen Lorian, Dorian, Frigyan ve Lidyan gibi. Doğu müziği harmonisinde kullanılan Hicaz, Nihavend, Hüseyini gibi, yani bunlara makam da deniyor zaten. Blues müziğinde kullanılan kendi adıyla blues ve pentatonik dizilerdir. Akor oluşturmanın temel yolu dizi içerisinden 3 sesin alınması ve belli kurallarla birleştirilmesine ve bu nedenle dizi kavramının öğrenilmesi gerekiyor arkadaşlar. Diziyi unutmayın. En az 8 ses oluyor ve bunların bir kuralı var. Şimdi İlk olarak majör diziyi tanıyalım ve bu diziden nasıl akor oluşturduğunu görelim. Şimdi arkadaşlar, do majör dediğimizde, yani kalın do ile ince do'ya kadar yazacağız. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 8 tane ses oluyor. Birinci derecemiz, pardon şeyi söyleyeyim, majör kalıbını hatırlatmak istiyorum. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. Bu majör kalıbı bu şekildedir arkadaşlar. Neymiş? 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. Tam deyince ne oluyor mesela? Do, re arası tamdır arkadaşlar. Çünkü do ile re arasında farklı bir ses var. Neydi? Do'ya göre düşünürsek do diyez. Re'ye göre düşünürsek re bemol olur. Diyez neydi? Yarım ses inceltiyor. Bemol de yarım ses kalınlaştırıyor. Do, re arası tam. Çünkü arada ne var? Do diyez var. Re. Re mi arası tam olacak. Çünkü ne var arada? Re diyez ya da mi bemol var arkadaşlar. Geliyoruz şimdi mi. Bunu unutmamanız gerekiyor. Mi, fa ve si do arası yarımdır arkadaşlar. Unutmayın. Mi, fa ve si do arası yarım ses. Yani arada başka ses yok. Ha, Türk müziğinde var ama onunla kafamızı karıştırmıyoruz. Klasik müzikte yok arkadaşlar. Mi, fa arası yarım. Tamamladık mı şimdi? İki tam bir yarım oldu. Fa, sol arası tam olacak. Yine arada ne var? Fa diyez ya da sol bemol var. Sol la arası tam olacak. Çünkü arada sol diyez ya da la bemol var. La si arası tam. Çünkü arada la diyez ya da si bemol var. Si do arası zaten yarımdı. Do re mi fa sol la si do. Bu neymiş? Majör dizi. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. Bunu anladıysanız sıkıntı yok arkadaşlar. Bütün karşına çıkan majör ve minörleri her türlü yaparsınız. Tabii ki diyez ve bemolünde kullanmasını bilirseniz. Şimdi akor nasıl oluşturuluyor? En az 3 ses olacak. Tonun 1. 3. ve 5. derecelerini alıyoruz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do düşünürken do 1. Re'yi atladık mi, do, mi, fa'yı atladık sol. Do, mi, sol. En az 3 tane ses bize yetiyor. Do majör akor için. Do, mi, sol. Tabii oktavını ekleyebiliriz. Yani 4. dereceyi ekleyebilir. 4. sesi ekleyebiliriz. Do mi sol do ya da bu re majörse re fa la re gibi düşünün. Ama en az 3 tane olması yeterli bizim için. Şimdi arkadaşlar, şarkıları çalarken kullanacağımız akorlar var. Bunlar ya şifreler. Bunlar da harflerle gösteriliyor. Bunları not almanızda fayda vardır. İsterseniz not alın bunları bir yere. Zaten büyük harflerle yazılacak. A, la notasına eşit. La eşittir A. B, C, C, Do, D, Re, E,
mi, fe, fa, ge, sol. A'nın la olduğunu bilirsen sıraya göre A, B, C, D, E, F, G. La, si, do, re, mi, fa, sol. Buradan anlayabilirsin. Tekrar söylüyorum. A, la, B, si, C, do, D, re, e, mi, fe, fa, ge, sol. Bunlar büyük harfle yazılmışsa majördür arkadaşlar. Atıyorum. Sadece A ise la majör. Sadece B ise si majör gibi. Geçiyoruz şimdi bir de bu akorların yanında, yani şifrelerin yanında atıyorum. A, M. Küçük M minör anlamına geliyor. A, M eşittir la minör. Ya da B, M eşittir si minör gibi. Öncelikle sizin bu şeyleri, kalıpları ya da oluşan sesleri bilmenizde fayda vardır. Yani bunları öğrenseniz daha iyi olur. Ya bu akoru neye göre bastın derse, yani açıklayamazsınız bunu. Ama bunları bilirseniz, ya işte si minör, re majörün ilgili minörüdür. Fa diyez ve do diyez alır. Si, do diyez, re, mi, fa diyez, sol, la, si diye açıklarsınız. 1-3-5. Dereceleri söylersiniz. Si, re, fa diyez gibi. Bunları bilmenizde fayda vardır arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra şimdi geliyoruz ritim. Öğreneceğimiz şarkımızın adı hatırla sevgilim arkadaşlar. Ritmimiz vals. 3-4'lük. Atıyorum akorumuz la minör. Ritmimiz 1-2-3. 1-2-3. Basit mi bu? Şimdi çalıyorum önce bir, son, iki, üç. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi, çamların altında verdiğin bu zeyi. Hatırla sevgilim. Arkadaşlar bir de bu akorların nasıl basılacağını göstereceğim size. Atıyorum AM, la minör akoru gördüğünüz gibi birinci parmağım si telinin birinci perdesinde do'da. İkinci parmağım re telinin ikinci perdesi mi'de. Üçüncü parmağım üçüncü telin yani sol telinin ikinci perdesinde. Ne olmuş akorumuz? La minör ya da AM. Tekrar. Birinci parmağım si telinin birinci perdesi do. İkinci parmağım re telinin ikinci perdesi mi. Üçüncü parmağım sol telin yani üçüncü telinin ikinci perdesi olan la'da. Bu kadar. Hatırla sevgilimde kullanacağımız bir diğer akor e yani mi majör akoru. La minör olduğu gibi arkadaşlar hemen bir üstteki tellere taşıyorsunuz. Ne oluyor akorumuz? Mi majör. Şifresi e arkadaşlar. Bunu da tekrar açıklamak istiyorum. Sol telinin birinci perdesine basıyorum birinci parmağımla. İkinci parmağım la telinin ikinci perdesi si'de. Üçüncü parmağım dördüncü telinin ikinci perdesi olan mi'de. La minörü bastıysanız eğer bir üst perdeye taşırsak akorumuz ne oluyormuş? Mi majör yani şifresi e. Bu kadar. Bir de farklı akorumuz DM yani re minör. Re minör için arkadaşlar birinci parmağım mi telinin
birinci perdesine basıyorum. İkinci parmağım sol telinin ikinci perdesi La'da. Üçüncü parmağım Si telinin üçüncü perdesi olan Re'de. Bu kadar. Tekrar. Birinci parmağım Mi telinin birinci perdesi Fa. İkinci parmağım sol telinin ikinci perdesi La. Üçüncü parmağım Si telinin üçüncü perdesi Re'de arkadaşlar. Şimdi bunları takılmadan geçebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Ritmimiz neydi? Vals. Yavaş yavaş iki ölçü mesela. 1-2-3 dersem bu birinci ölçü. 1-2-3 daha eklersem ikinci ölçü oluyor. İsterseniz önce 4 ölçü yapalım onu. Yani kolay geçmek için. Akorumuz La minör. Yani AM. Mi majör. Re minör. Tekrar La minör olacak. 4'er ölçülük yapıyorum onu. 1-2-3-4. Mi majör. 1-2-3-4. Re minör. 1-2-3-4. La minör. 1-2-3-4. Hatasız yaptıktan sonra 3'e düşürüyorum. Son. 2-3. 1-2-3. Mi majör. 1-2-3. Re minör. 1-2-3. La minör. 1-2-3. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Parmaklarınızın dik ve yuvarlak olması lazım arkadaşlar. Yoksa sesler birbirine girer. Yani düzgün ses elde edemezsiniz. Bu da sizin şevkinizi kırar. Bu arada her çalışmaya başlamadan önce ne yapmanız gerekiyor? Akordunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Yoksa sesler düzgün çıkmaz. 3 tane yaptıktan sonra arkadaşlar geçiyorum. 2. Bir akor 2 ölçü çalacağım. 3 ve 1 2 mi majör 1 2 re minör 1 2 la minör 1 2. Bunu da hatasız yaptıysak eğer, şimdi geçiyorum tek bir ölçü yapacağım. 1 2 re minör la minör. Bir ölçü yapıyorum bir akoru. Şarkıyı çalmaya başlamadan önce bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü önemli olan şarkının aralarında akor geçişleri var. O geçişleri durmadan yapmanız gerekiyor. Yani orada beklemeyeceksiniz. Şimdi akorda gördüğünüz gibi AM yazmış ve aralarında slash işareti var. Bunlar bir önceki akorun tekrarı anlamına geliyor arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 ölçü AM'ye çalıyoruz. Hatırla sevgilim derken. 1 sevgilim o mesut geceyi. Heceleri ne yapmış? Ölçü başlarının altını çizmiş bak. Ha sev lim o ge yi. Yi derken mi majör akoruna geçmemiz lazım. Bir daha yapıyorum. Hatırla sevgilim. Anlaşılıyordur. Sözlerin altını çizmiş bakın. Ölçü başlarını belirtiyor bize. Hatırla sevgilim derken ta ki o mesut gece yi hecesine kadar la minör. Yi'de ne yapıyoruz? E'ye geçiyoruz. E akorunu kaç ölçü alıyoruz? 1, 2, 3, 4. Çamların altın da'ya kadar. Da'da ne yapıyoruz? DM yani re minöre geçiyoruz. 2 ölçü re minör çalıyoruz. Sonra verdiğim derken 2 ölçü mi majör. Yi derken Buse'nin yi'si, Buse'yi la minör çalıyoruz 2 ölçü. Çalıyorum şimdi, biraz yavaş alacağım. Son 2 3. Hatırla sevgilim o mesut geceyi.
geçiyoruz nakarat. Beni mecnun ettin. Beni mecnun ettin derken yani mi majörle başlıyoruz. İki ölçü. Sonrasında la minör geliyor. İki ölçü. Sen de olasın derken dm iki ölçü. Sın da la minöre geçiyoruz. İki ölçü. Yani hepsinden ikişer tane. Mi majör, la minör, re minör, la minör. Geçiyorum. Beni mecnun ettin. Sen beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen derken DM2, La minör 2, E2, AM yani La minör 2. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Tekrar alıyorum. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Diye gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi akor geçişlerine dikkat ederek bir de şu ritimleri düzgün yaparsanız her şey çok güzel olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olabiliyordur videolarım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve beğenmeyi unutmayın tabii ki. Bir sonraki derste tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.